Evet dostlar, azdan az çoktan çok kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bahçemizde bulunan badem ağaçlarımızda nasıl bir uygulama yapıyoruz, neleri bilmemiz gerekiyor, bu konunun detaylı bir anlatımını yapacağız. Şu anda bu yapacak olduğumuz anlatım, bizim çok büyük bir ticari amaçlı badem ağaçlarımız yok. Sadece kendi ihtiyaçlarımızı karşılayacak ölçüde tarlamızın belli kısımlarında yer alan badem ağaçlarımız var. Yani kısacası ticari amaçlı değil, yeme amaçlı, evimizin ihtiyacını görme amaçlı bademlerimizde nasıl bir uygulama yapıyoruz? Neleri bilmemiz gerekiyor? Sizlerin de böyle bir kenarda birkaç tane badem ağacınız varsa nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Bu konu üzerinde yapmış olduğumuz uygulamaları sizlerle paylaşacağız. Şimdi burada kovamızın içerisine ilacımızı hazırladık. Bu ilacımızın içerisinde neler var? 1. Efor var. 2. Mantar ilacı. 3. Sulu kükürt. 3 adet ana malzememiz var. Burada marka belirtmemize gerek yok. Ziraatçınıza gidip söylediğiniz zaman bu söylemiş olduğumuz ilaçları çok rahat bir şekilde temin edebilirsiniz. Herhangi bir markaya bağımlı kalmamıza gerek yok. Bu ilaçlarımızın güzelce karışım işlemini gerçekleştirdik. Miktar olarak soracak olursanız genel bir karışım yaptık. Yani neredeyse bir 500 litrelik bir karışım yaptık. Bunun içerisinden aldık. Bunu almış olduğunuz ilaçların kutusunda kaç litreye ne kadar koymanız gerektiği tek tek yazıyor. Kendiniz ona göre ayarlamanızı yaparsınız. Ona göre ilacınızı oluşturursunuz. Şimdi burada badem ağaçlarımızın ilk ilaçlamasını çiçek açtıktan sonra, yani %60 oranında çiçek açtıktan sonra ilk ilaçlama işlemimizi gerçekleştireceğiz. Tıpta da denildiği gibi koruyucu önleyici çalışmalar önceliğimiz olacak. Yani önemli olan hastalanmadan müdahale etmemiz gerekiyor. Nasıl ki hastalandıktan sonra çare bulmak çok zor ise ağaçlarda da aynı durum geçerli. O yüzden koruyucu önleyici çalışmalar olarak ilk çalışmamızı başlatıyoruz. Şimdi tulupamızı sırtımıza alma işlemini gerçekleştirdik. Yavaş yavaş badem ağaçlarımızın yanına gidelim. Hem çiçek açma oranını sizlerle paylaşmış olalım, hem de bu ilaçımızı uygulamamızı nasıl yapıyoruz, onun detaylı uygulamalı gösterimini sizlere göstermiş olalım. Evet dostlar, gerçekten meşakkatli bir işlem. Bir sürü yapmış olduğumuz işlemin arasında diğer bir iş, ortam aşırı gergin. Herkes birbirini azarlıyor. Bildiğiniz gibi değil buradaki ortam. İşlerin çok olunca ve işler bitmeyince sinirler son hatta oluyor. Çok gerginiz. Burada gelen geçeni haşlıyor. Şimdi uygulama işlemine başlıyoruz. Evet, badem ağacımızın yanındayız. Bakın, %60 oranında çiçek açmış durumda badem ağaçlarımız. İlaç uygulamamıza başladık. Bakın, bademlerin çiçekleri böyle tam açmak üzere. Kimi bademlerimizde %20 çiçek açma oranı var, kimisi de patlamak üzere. Yani patlayacağını zaten çiçekler belli ediyor. İşte bu dönemde müdahale etmemiz gerekiyor. Burada zararlı böceklerin gelip çiçekten zarar vermesini önlemek için burada müdahale etmemiz gerekiyor. Ağaçlarımızın gerekli ilaçlama işlemlerini gerçekleştirmemiz gerekiyor dostlarım. Şimdi sizlere su anlatmış olduğumuz ilaç ile tulumpa yardımıyla güzelce bademlerimizi ilaçlama işlemini gerçekleştiriyoruz. Burada tepe noktalara ister istemez tulumpa yardımıyla ulaştırmamız mümkün değil. Ulaştığı kadar mücadelemizi gerçekleştireceğiz. Burada tekrar tekrar söylememize gerek yok diye düşünüyorum. Burada ağaçlarımız çiçek açtığı zaman arılar çalışmaya başlar. Arılar burada meyve verimini, meyve kalitesini çok büyük önem arz ediyor arılar bizim için. O yüzden kesinlikle ilaçlarımızı ya sabahleyin erkenden arılar çalışmaya başlamadan önce vuracağız, ya da ikindin yani akşam üzeri vurmamız gerekiyor. Bakın şu anda tek tük arılar var. Onun için yapabileceğimiz bir şey yok. Ama genel itibariyle %95 temiz olduğunu söyleyebiliriz. Hem de aynı zamanda kamerayı yakınlaştırıyorum sizlere. Sizler de görebilirsiniz diye ne kadar açmak üzere olduğunu, kimi çiçeklerimizin açmak üzere olduğunu sizlere de göstermiş olalım dostlarım, yakından göstererek. İşte bu şekildeyken ilk ilaçlamamızı, ilk müdahalemizi gerçekleştiriyoruz badem ağaçlarımıza. Şimdi burada bu işe yeni başlayanlar veyahut da çok umursamayanlar ya şunu diyebilir: ya arı varken vursak ne olur ki gibisinden düşünceler akıllara gelebilir.
Kardeşim zaten şu anda yeni böyle verimi az olan, istediği verimi elde edemeyen çiftçiler, durumu iyi olan çiftçiler bahçelerine bilerek arı satın alıp arı koyuyorlar. Arı kovanı koyuyorlar. Arılar gelsin çiçek zamanı bahçesinde çalışsın diye. Yani bu arıların gerçekten önemi çok büyük, tartışmaya bile açık olmayan bir konu olduğunu sizlere söyleyebilirim. Burada o yüzden arılara özen göstermemiz gerekiyor. Zaten bir rivayete göre de bazı yapılan araştırmalarda arılar yok olduğunda insanlığın da yok olacağına dair emareler olduğunu söyleyenler var. Bu şekilde de araştırmalar mevcut. Bakın şu şekilde şu anda bu çiçeğimiz mesela %20 oranında çiçek açma işlemini gerçekleştirmiş ve bu ağacımıza da güzelce ilaçlamasını yapıyoruz dostlarım. O yüzden arılara özen göstermemiz gerekiyor. Ya şunu da söyleyeyim, tekrardan söylüyorum. Yani arıyı sıfıra indirme gibi bir durumumuz söz konusu değil. Normalde arının dönmesi gereken saatte evine dönmüyorsa yapacağımız bir şey yok. Ama nedir? %80 temizlenmişse, %90 temizlenmişse ağacımızın başı arılardan, o zaman sıkıntı yok. Müdahale edebiliriz gönül rahatlığıyla dostlarım. Evet dostlar, bu işlemlerimizde bu şekilde mücadeleye devam ediyoruz. Bildiğimiz şekilde, bildiğimiz yol ve yöntemlerle mücadelemize devam ediyoruz. Yeni bilgilere söylediğim gibi her zaman açığız. Sizin yapmış olduğunuz farklı bir uygulama varsa veyahut da farklı bir ilaç uygulaması varsa veyahut da farklı bir doğal bir yol varsa, ya şunu yaptık, şu da faydası oldu, bunu da deneyebilirsiniz derseniz, yorumlar kısmında açığız. Yorumlara da kesinlikle açık olduğumuzu ifade etmem gerekiyor. Zaten önceki videolardan da bizleri takip edenler bilirler. Yapıcı eleştirilerin hepsine açık olduğumuzu biliyor zaten onlar. Bu şekilde dostlarım uygulamamıza devam ediyoruz. Şurada bir tane alıç ağacımız var. Çok büyük olmuyor meyvesi. Ama ona da şöyle gezdiresim geldi içimden. Herhangi bir amaçsızca, fütursuzca şöyle bir ufaktan ilaç tuttum. Faydası olup olmayacağını ben de bilmiyorum. Nasip deneyip göreceğiz. İşler çok. Mücadele edersek iş çok. Ekonomik durumlar belli. Yaşadığımız zorluklar var. Hepinizin yaşadığı zorluklar var. Özellikle çiftçilerin birebir yaşamış olduğu zorluklar var. Onlarla irtibat halindeyiz. Zaten kanalımız üzerinden irtibatlarımız devam ediyor. Görüştüğümüz, sürekli birbirimizden bilgi alışverişi yaptığımız, kanalımızı takip eden takipçilerimiz var. Onlarla fikir alışverişini yapıyoruz. Daha güzel, daha iyi, daha kalıtım içerisinde herhangi bir kalıtım olmayan ürünleri nasıl yetiştiririz? Bunun üzerinde düşüncelerimiz var, araştırmalarımız var. Bunları detaylamaya çalışıyoruz. Kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Kesinlikle gelişime açığız. Öncelikle onu söyleyeyim. Gelişime kapalı değiliz. Gelişime sonuna kadar açığız. Yeni fikirlere sonuna kadar açığız. Denediğimiz birçok yol ve yöntem var. Zaten kanalı takip edenler biliyor. Yani adam şunu diyor, ya bu böyle olmamış. Bu niye? Bu niye? Çok fazla niyesi olmayan işler de yapıyoruz bir yerde. Yani nedir? Hani duymuşuzdur. Acaba nasıl olacak deyip denediğimiz uygulamalar, işlemler mevcut. Onları yapıyoruz. Ona diyecek bir şey yok. İşte biz de bu şekilde duyduklarımız, aklımıza, mantığımıza yatkın gelen işlerde gerekli uygulamalarımızı olabildiğince yapmaya çalışıyoruz dostlarım. Bademle alakalı da anlatacak olduğumuz bilgiler bu şekildeydi. Umarım hiç bilmeyenler, daha önce ne yapacağız diyenler bu videolardan faydalanıyordur diye düşünüyorum. Faydalanan varsa yorum kısmında belirsin. Bizler de bilelim. Bu sonucun, bu işin bir karşılığı olup olmadığını görelim. Gerçekten fayda sağlıyorsak işlemlerimize devam edelim. Daha bir aşk ile devam edelim. Çünkü zorlanıyoruz. İşler çok fazla. Bazı takipçilerimizden biz de işte gelmek istiyoruz, bu şekilde yapmak istiyoruz diyenler var ama buranın işi gerçekten çok ağır. Çünkü zamansal olarak sıkıntımız var. Dar bir zaman içerisinde çalışıyoruz. Dar bir zamanda mücadele ediyoruz. Ama işleri de yetiştirmeye çalışıyoruz. Öyle olunca mücadele yoğun, emek vermeye devam ediyoruz. Bazı pes ettiğimiz noktalar var. Onları da zaten videolarda belirttik. Elveda dediğimiz videolar var. Hoş geldin dediğimiz videolar var. Bakalım hayırlısı. Mevlam neylerse güzel eyler diyoruz. Bu videomuzu da burada sonlandırıyoruz. Kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmayalım dostlar.